أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Geçen hafta Ramazan'ın önündeki sohbette kısaca şeyden bahsetmiştik. Niçin yaratıldığımızdan. Allah azimüşşan. Hemâ halaktul cinne vel insan illâ liyâbudûn. Ben cinnileri de insanları da bana ibadet etsin diye yarattım. Onun içinde ulema liyârifun de vardır diyor. Hatta büyüklerden rivayetler de var. Bilmediğim, tanımadığım Rabbime ibadet etmem diyor. Yani bilmek de şeyin içerisinde diyor. Tabi Allah'ı tanımak en mühim iştir. Ama her yerde Kur'an'ın her tarafında problem çıkarıyor şeyler. Bilmeyenler de meseleyi iştirak ettiği için bir sürü yanlış anlamalara sebep oluyor. Yani buradaki ayet-i kerimede cinnileri ve insanları ibadet etsin diye yarattım. Cinni önde geliyor diyor. Cinninin önde gelmesinin sebebi üstün olduğundan değil, çok daha evvel yaratıldığından, insanlardan binlerce sene evvel yaratılmış olduğundan. Yoksa Kur'an-ı Kerim'de cinnilerin mi, insanların mı daha üstün olduğuna ait birçok örnekler var. Ez cümle bir tanesi Süleyman Aleyhisselam, biliyorsunuz min haysul kül melikti. Dünyanın tamamına hakim. Dört kişi gelmişti. İkisi Müslümanlardan. Süleyman Aleyhisselam ile İskender-i Zülkarneyn. İkisi de kafirlerden Nemrut'la Şeddat. Süleyman Aleyhisselam bana tabi olmayan, bize tabi olmayan kimse kaldı mı diye soruyor yakındakiler. Onlar da diyorlar ki Yemen'de Melike Belkıs adında bir kadının devleti kaldı. Onun dışında herkes bize ittiba etti. Onu kim getirir? Kale ifriti minel cin buyuruyor Cenab-ı Hak. Cinnilerden ifrit. Dedi ki ya Resulallah, ben onu sana şu meclisinden dağılıncaya kadar getiririm dedi diyor. Daha çabuk getirecek yok mu diye sordu Süleyman Aleyhisselam. Veziri İsmail Zaman Masar Asaf, sen şu göz kapağını bir kere kırpıştırıncaya kadar onu getiririm dedi diyor. Burada hangisinin daha üstün olduğu açık beyan. Tabii biliyorsunuz şeyler, cinniler ufka adım attığı için vakitle saatle şeyle kaim. İşte meclisinden dağılmak ortalama meclis bir saat, bir buçuk saat olarak kabul edildiği takdirde işte Filistin'den, Kudüs'ten şeye kadar gidecek, Yemen'e geri gelecek. Her adımda işte gördüğü ufka kadar attığına göre bu kadar bir vakit alıyor. Öbürününki ise öyle bir şey değil. Allah zaman içinde zaman, mekan içerisinde mekan halk ediyor, oradan buraya alıyor, koyuyor Hak Teala Hazretleri. Allah hepimize inşallah hakkı, hakikati doğru kanaldan öğrenmeyi nasip eylesin. İşte tabi bu kulluk vazifemizi ne şekilde ifa edeceğiz? Allah azimüşşan peygamberler gönderdi. İlk gelen zat zaten dünyaya kendisi peygamberdi. İlk gelen kişi peygamber olmasa şu suali sorma hakkı olur. Ben hakkı, hakikati nereden bulacaktım? Onun için de Allah ilk gönderdiği zatı da peygamber olarak görevlendirmiştir. Şimdi Selefi denilenler Hazreti Nuh'tan evvelkilerin peygamberliğini de kabul etmiyor yani Hazreti Adem'inkini ve diğerlerini de Allah şerlerinden emin etsin. Yani şu İslam'da en büyük fitneyi maalesef Yahudi'den sonraki onlar zaten hepsi temelde Yahudi, onlar çıkarmış oluyor Allah şerlerinden emin etsin. Tabi Allah azimüşşan bu kulluk vazifemizi ne şekilde yapacağımızı bize sarayeten beyan buyurmuştu. Onlara söyle diyor Ali İmran suresinde. Eğer beni sevdiklerini iddia ediyorlarsa sana tabi olsunlar ki ben de onları seveyim. Geçen hafta o hadis-i şerifinde nakletmiştim. Arabinin bir bedevi soruyor ya Resulallah, ben nasıl mümini kamil olurum, Allah'ın sevdiği bir kul olurum. Allah'ı seven, Allah'ın da kendisini sevdiği. Onun Habibine tabi olursan, sünnetini tatbik etmeye çalışırsan, sevdiğini seversen, sevmediğini sevmezsen, dostuna dost, düşmanına düşman olursan o istediğini elde edersin diyor neticede. Onun için Allah Azimüşşan'ı Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı aradan çıkararak sevme iddiası diye bir şey yok. Maalesef bugün onu da yapıyorlar işte. Bu hafta da bahsetmiştim. İki kanal mı var diyor. Biri Kur'an, birisi şey hadis. Orada da istediği gibi, deminki örnekte verdiğim gibi çarptırarak Hazreti Ayşe'ye sordular. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakı Kur'an'dır. Bak ne güzel söylemiş. Tabii ne güzel söylemiş. Hazreti Ayşe her zaman güzel söylüyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dininizin yarısını bu Hümeyra'dan alınız diyor. Niye yarısını diyor yani. Tabii işte şimdi kadın hakları mevzu bahis olunca bunların hepsini oturup
düşünmek mevzu var, hissetmek lazım. Niye tamamını demiyor da yarısını diyor yani. Aleyhisselatü Vesselam. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bana bir Kur'an ve onun bir misli ki hikmet olarak söylenen sünnetidir. Verildi diyor. Allah Azimüşşan da onun için Nebi Aleyhisselatü Vesselam için. Ve ma yentikunil heva in huve illa vahyun yuha. O kendi nefsine, heva hevesine uyarak nutfetmez. Her sözü vahiye müsteniptir diyor. Gene bir büyük peygamber Davut Aleyhisselam'a insanlar arasında hüküm verdiğin zaman heva hevesine uyma diyor Allah. Tabi haşa biz karşılaştırma yapmıyoruz. Ama Allah Resulü'nün makamı ve ona ittibada nelerle mükellef olduğumuzu beyan için söylüyor. Bak ona diyor ki heva hevesine uyma. Buna da diyor ki bu ne konuşuyorsa bizden söylüyor. Vahiye müstenittir. Yani bugün tabir caizse bizim dediğimiz açık çek yani şey dersin Allah şefaatine nail eylesin. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam cevabını bilmediği hususta sükut ederdi netice itibariyle. Kendisine bir soru sorulduğunda eğer onun cevabı Allah tarafından kendine bildirilmemişse sükut ederdi bir müddet. Cebrail Aleyhisselam gelir ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam 24 bin defa, binlerce defa inmiş gelmiştir. Cevabını söyler, da naklederdi. Tabi orada da işte gene deminki adamlardan birinin sözü Nebi Aleyhisselatü Vesselam için gaybı bilmez. Onun gaybı ait söylediği sözde onun tahminleri diyor. Tabi bu sözü söyleyerek dinden çıkıyor haberi. Yok. Şimdiye kadar hiçbir alim Resulullah gaybı bilir dememiştir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gaybtan haber verir demiştir. Haber vermekle bilmek apayrı şeyden. Gaybı bilmek Allah'a ait. Allah Habibine bildiriyor, o da bize bildiriyor netice itibariyle ve söylediklerinin hepsi. Letüftanel Konstantaniye, Öleniyemel Emur Emur, Öleniyemel Ceyş, Zalikel Ceyş. İstanbul, Konstantaniye fetholunacaktır. Onu fetheden asker ne güzel asker. Fetheden kumandan da ne güzel kumandandır diyor. Tabi 800 küsur sene geçti. Hani sizin şeyiniz böyle söylemişti. Ondan sonra gerçekleşmedi. Şöyleydi, böyleydi. Hristiyanlar, Yahudiler, diğerleri propaganda yaptı. Halbuki işte Molla Cami gibi zatlar şeyi bilen, cifir ilmini bilen, oradaki Beldet-i Tayyibet'in 853'e karşı geldiğini, 853'ün de Hicri, zaten 853'te de İslam'ın fethedilmiş oldu. Ve nerelere kadar söyledi Nebi Aleyhisselatü Vesselam? Bugüne ait neler söyledi? Allah'la kendisinin bildiği kadar biz ancak belli şeyleri biliyoruz. Kıyamete kadar günlerin ne şekilde, aynı 24 saat ama geçeceğini söylüyor. İşte bugün herkes aynı şeyde müttefik. Seneler ay, aylar hafta, haftalar gün, günler saat gibi geçecek diyor. Bugün herkes diyor ki ne çabuk geçiyor. Günler yani sabah oluyor, akşam oluyor. Bu ay bitiyor, öbür ay geliyor. Bu sene bitiyor, öbür sene geliyor. Herkes aynı şeyde müttefik. Benim kanaatim değil, herkesin kanaati. Kıyamete kadar bize lazım olan şeylerin tamamını Allah Azimüşşan Kur'an'ında ve Habibi vasıtasıyla bize bildirmiştir. Bize düşen onları güzelce öğrenip ittiba etmek. Aleyhisselatü Vesselam'ın sizin için en çok endişe ettiğim husus saptırıcı önderlerdir diyor. Allah muhafaza buyursun. İşte bugün onların şeyi altındayız. Tehdidi altındayız. Burada dikkat edilecek husus kendimizi dağıtmamaktır. Yani şimdi şu şeylerin başına oturun. Televizyonların, haberlerin, mobillerin sabahtan akşama kadar bir sürü şey söylüyor yani. Doğru, yanlış, lazım, değil. Yani şimdi şu televizyon programlarında trafik kazalarını gösterip ölümleri söylemenin ne faydası var? Ha, yola eşin dostun çıktı, haber alınamadı. Belli merkezler kurarsın. Bugünkü iletişimde telefon açar, sorar yani. Filan filan ne oldu diye. Bunlar da sana söylerler. Bu da kaza oldu vesaire oldu diye. Yani bütün bunların hepsi insanı Allah dışında şeylerle meşgul etmek için kurulmuş tezgahlar. Gazetesi, radyosu da, televizyonu da vesairesi de. Şimdi bakıyorsunuz daha evvel de bahsetmiştim. Yüksek apartmanlarda asansöre bindiğiniz zaman asansörde müzik çalıyor. Yani yeter ki Allah Azimüşşan'ı anmayın, şey etmeyin, bahsetmeyin. Tabi Allah Azimüşşan'ı anmadan varılacak yer neresi? Hak Teala Hazretleri o kimselerden olmayın ki diyor. Kendi nefislerini kendilerinde unutturmuşuzdur. Onlar fasıkların ta kendileridir diyor. Fasık 3 derece biliyorsunuz. Büyük günah işleyen Müslümanlar, kafirler ve münafıklar Cenab-ı Hak muhafaza ver. Hemen yaşu an zikri rahmanını gayzlehu şeytanın övvele kalin. Kim Allah Azimüşşan'ın zikrine unutursa ona şeytanı
halin eder, yakın ederiz diyor dostu, arkadaşı. Şeytan olur diyor Allah Azimüşşan. Ve le zikrullahi ekber buyuruyor Cenab-ı Hak. Allah'a zikir en büyüktür. Ve zikri isme rabbeke bukraten ve asila. Sabahta akşamda Allah Azimüşşan'ı çoklukla zikret. Ya eyyühellezine amenü zikrullahi zikren kesira. Ey iman edenler, Allah Azimüşşan'ı Bakara, Ahzab, Cuma surelerinde aynı lafızlarla Hak Teala Hazretleri tekrar ediyor. Tabii bu zikir vecibemiz, önemli. İnsanın insanı kamil olabilmesi için Allah Azimüşşan'ı zikredip ki bunların yolda tarikatlardır. Nefsini tezkiye etmenin dışında da bir yol yok. Allah Azimüşşan Kadeful hemen zekâ, kad hâve men desâhûl. Eşşem suresinde. Kim nefsini tezkiye ederse mutlaka felaha dahil olur diyor. Nefsini tezkiye edemeyen de o da Allah muhafaza buyursun. Mutlaka hüsrana uğradı diyor. Bunun yolu tarikat. Yalnız arkadaşlar her şeyi saptırdığı gibi. Bu işi saptırmaya tarikattan başladı bu saptırıcı önderler. Ve devlet de tabi şey itibariyle, kuruluş sistemi itibariyle buna çanak tuttu. Birkaç sene oluyor. Belki 8-10 sene var. Günler çabuk geçtiği için karıştırıyoruz artık şeyi. Kanunlar Kararlar Dairesi'nde başkan yardımcısıydı bize eski arkadaşlardan biri. Ona şeyi sormuştu. Ki belki Kemal bilebilir. Bu tekke zahiri vesairelerin kapatılmasına ait. 1925 herhalde senesinde. O kanun hala yürürlükte mi? Evet abi yürürlükte de. Peki arkadaşlar yani şu Türkiye Cumhuriyeti'nin hiç bir tane savcısı yok mu? Bu şehirler, meclisler, televizyonları da boy gösteriyor. Her tarafta her işi yapıyor. Kanuna göre bu yasak değil mi peki? Niye hiç kimse bir dava açmıyor? Efendim? Ama sen çık da bir şer-i şeriften, Allah Azimüşşan'ın ahkamının tatbikinden, cihattan vesaireden bir bahset de bak ne yapıyor o zaman o Rütük başta olmak üzere. Ne şeyler görüyor netice Allah. Cümleyi ıslah etsin inşallah. Tabii bu saptırıcı şeyhlerle bu rejim ancak şeyine uğraşıyor. Gayesine ulaşıyor. Tabii kendisi bu yolu bilmeyen adam sana ne öğretecek? Öğrettiği şeyler de tabii ki yanlış olacak. Vakti zamanında bir arkadaş üzülmüş hararetle gelmiş genç. Diyor işte merhabim var amca neyse. Tarikata girmeyen cennete giremez diyorlar. Böyle bir kanun yok. Böyle bir şeriatta hüküm de yok tarikata girilecek diye. Tarikata girmeyen bu neticeyi elde edemez diyebilirsin belki ama girmeyen cennete giremez. Allah'ı zikretmeyen cennete giremez. Tamam Allah'ı zikretmeyen cennete giremez. Arkadaşa söylediğim söz. Sen namaz kılıyor musun? Kılıyor tabii beş vakit. Tesbih çekiyor musun namazdan sonra? Çekiyorsun. Ne diyorsun tesbihde? Subhanallah. 33'te var. Elhamdülillah. Allah'a ekber. Ondan sonra da la ilahe illallah. Etmiyorsun. Beş vakit namaz. Etti 500. Sen o zaman Allah'ı zikretmeyenlerden değilsin. Günde 500 defa zikrediyorsun. Ama Allah kesretle zikri emrediyor. Ve o kesretle zikrin, yani çoklukla zikrin ancak nefsi tezkiye edeceğini, ancak gayeye ulaşacağını söylüyor. Şimdi çarptırıyor, ondan sonra tarikatı gösteri sanatı haline getiriyor. İşte adı lazım değil milletin evliya gibi arkasından koştuğu adamın biri. Efendim, geldim Sami Efendi Hazretlerine, aldım onu da 4 dakikada Medine'ye gittik. Ya bu işin 1 dakikası olmaz arkadaşlar, uçağa mı bindiniz? 4 dakikalık uçak daha yok herhalde değil mi bu? Füzeler filan da o kadar zamanda götüremez. Nasıl bu 4 dakika? Ne dakikası yani işte. İşte Kur'an'daki örneği belli. Bak ne diyor şu göz kapağını kırpıştırıncaya kadar. İsmi Azam duasını okuduğunda Allah Azimüşşan sana orada ihsan ediyor neticede. Halbuki o tayyi mekanı böyle bir zamana şey etmiş. Bağlamış 4 dakika. Niye 40 dakika değil ya? 2,5 dakika değil mesela. Ama Müslümanlar bunları duyduğu halde hiçbirisini muhakeme etme şeyinde değiller. Yani şu söylediği söz doğru mu? Sonra mesela sen kimsin ki Hazreti Sami gibi bir zatı gidip alıp da götürüyorsun? Yani niye o seni götürmüyor da sen onu götürüyorsun? Yani bunlar ne şey laflar yani Allah şerlerinden emin etsin. Onun için bütün Müslümanlar için Allah Azimüşşan hepsine vallahu yedu ile dar-ı selam ve ihtimene şahil asıratı müstahil. Herkesi dar-ı selama, selam evi cennet yani. Dar-ı selam 8 cennetten bir tanesi. Herkesi oraya davet ettiğini söylüyor Allah Azimüşşan. Yani böylece hiç kimse için kapıyı kapatmamış. Kapıyı kişi kendisi kapatıyor neticede. Ama nelere uyarak kapatıyor? İşte şu dünya hayatının ziynetlerine, süslerine vesairelerine uyarak kendini kapatıyor. Çünkü arkadaşlarla sohbette bahsetmiştim daha evvel. 1-2 sene evvel genişçe konuşmuştuk yurttaki sohbette de.
Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kısaca yine onun bugün de bahsedilmesi de dünyanın kıvamı dört şeydedir diyor. Yani bu düzenin düzgün bir şekilde devamı dört şeydedir diyor Nebi Aleyhisselam. Bir, alimlerin ilme devamı. Yani alimler öğrendikleri şeylerin mucibince amel edecek. Ondan sonra da onu insanlara tebliğ edecek, öğretecek. Cenab-ı Hak لِمَ تَقُولُنَ مَا لَا تَفْعَلُونَ buyuruyor. Niye yapamadığınızı söylersiniz. O umumumuza hitap. Bütün ümmet-i Muhammed'e. Yani biz hepimiz ancak yaptıklarımızı, yapabildiklerimizi söylemekle mükerrefiz. Ama Allah Azimüşşan'ın alim için ayrıca kaydı var. Kendindeki ilmi ümmet-i Muhammed'e nakletmeyenin ağzına yarın mahşer sabahı ateşten yem vurulacak diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Onun üzerine de mesela Hazreti Muaz, ben bunları vallahi söylemezdim ama diyor, bundan ötürü şey ettim. Ebu Hureyre radıyallahu anh niye bu kadar rivayet ettin? O da aynı şeyleri söylüyor netice itibariyle. Yani alim kendi yapamıyorsa da, iyi niyetli alim tabii, ümmet-i Muhammed'in ikazı için o bildiklerini nakletmek mecburiyetinde. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı anlatan bütün siyer müellifleri ne diyor? Her söylediğini kendi nefsinde tatbik eden vaizdi. Müslümanın birinci şeyi bu. Kimler alimdir? Alimlerin vasıfları var. Allah Azimüşşan innemâ yakşallâhe min ibâdihil ulemâ buyuruyor. Allah'tan en çok alim kulları korkar buyuruyor. Alim Allah'tan korkacak. Ömer radıyallahu anh at üstünde. Emir el-Mü'min Allah'tan kork deyince attan inip secdeye kapanıyor. Ben Allah'tan korkarım. Aynı ona yakın. Muamele Harun Reşit de yapmıştır. Birisi Allah'tan kork deyince. Secdeye kapanmış, ben Allah'tan korkarım demiştir. Alim dediğiniz ilminin mucibince amel edecek. O ilmin tezahürü kendi nefsinde, şahsında gözükecek. Ve Allah'tan da hakkıyla korkacak. Bakın arkadaşlar, bugün mesela çarptırıyorlar. İşte Serhat orada Ehad Nuri Hazretleri'ni ziyarete gittiğimizde oraya adam, Şirin Baba mıydı adı? Şirin Baba levhalar asmış. Bir tanesinde de diyor ki Allah sevgidir. Aha buyur şimdi. Allah sevgidir. Nereden çıkardın bunu? İşte o tarafa götürüyorlar. Yunus'la bilmem Hazreti Mevlana ile vesaireyle hep sevgi sevgi. Seven kişinin en büyük korkularından birisi nedir? Şeyde, o sevgiyi kaybetmek. O sevgiyi kaybetmemek için elinden gelen her şeyi yapar. Dolayısıyla korkar sonuç itibariyle. İkisi birbirinden ayrılacak nesneler değil, sevgiyle korku. Allah korkusu. Allah'tan en çok korkanınız benim diyor Resulullah Aleyhisselam. Ya bunu o söylerse kimse için söyleyecek bir şey var mı yani netice itibariyle? Ya Resulullah, sen Allah Azimüşşan tarafından مَا تَقَدَّمَا مِنْ زَمِّكَ وَا تَعَخَرَ gelmiş, geçmiş, gelecek, istikbalde de olacak. Bütün her şeylerini affedilmiş. Niye böyle tabanların şişene kadar şeyde bulunuyorsun? Şükreden kul olmuyor mu diyor Nebi Aleyhisselatü. Yani kendisi için her türlü şeyin açık olduğu bizzat Allah'tan en çok korkanınız benim derken bir Müslüman nasıl kalkıp da efendim Allah sevgidir der netice itibariyle. Allah Azimüşşan ayet-i kerimede aynı ayet-i kerimede Allah şedidül ikaptır ve gafur rahimdir diyor. Aynı ayette. Müfessir-i Nizam Hazreti ne diyor? Bir kimse Allah Azimüşşan'ın tutuşu çok şiddetli ve kaçmanın da imkanı yok. Hiçbir canlı varlık yok ki biz onun nasiyesinden, dabbe diyor en küçük varlık, nasiyesinden yakalamış olmuyor. Bir kimse diyor Allah Azimüşşan'ı şedidül ikap bilirse, tutuşu çok kuvvetli ve kaçması mümkün olmayan bir zat olarak bilirse, o Allah'a gafur rahim bulur diyor neticede var. Yani demek ki ön şart Allah Azimüşşan'dan korkmak, ondan sonra Allah Azimüşşan'ın rahmetine şeyine sığınmak. Bugün neler anlatılıyor? Zaten Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı ortadan çıkardığın zaman ortada din yok. Adamın bir tanesi kalkıyor, Muhammedur Resulullah demek fazilettir diyor. Hala bu millet arkasından gidiyor. Ondan sonra paralel deyince şimdi öğren. Neyin şimdi öğrendiniz ya? Bu herif bunu söyleyeli 15-20 sene oldu bu lafı diyeli. Hiç mi duymadınız yani? Muhammedur Resulullah şart değil dedi bu herif. Fazilettir dedi. La ilahe illallah demek kafidir dedi. Tuttu ondan sonra saptırıp Bakara suresinin 62. ayet-i kerimesinde Allah Azimüşşan iman edenler Yahudi, Nasara, Sabi'nin Allah'a ahiret gününe iman ederlerse onlara korku yok diyor. Çarptırıyor bunu. İşte bak diyor Kur'an'ın hedefi bütün insanların Müslüman olması değildir diyor. Hayrettin Karaman denilen adamın.
söylediği söz. Ve Hristiyan, Yahudi vesaire de cennete gidecek diyor. Latife ediniz. Zira dininize katılık istinadını sevmem diyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Buradaki gençler, buradakiler de öyledir. Bu laptopla, bilgisayarla çok uğraştıkları için arasında değişik şeyler gösteriyorlar. Bir tanesi getirip şeyi göstermişti. Cehennemin kapısında bir zebani duruyor. Bir papazı tutmuş. Getirmiş, içeri atacaklar. Papaz diyor ki, ya beni içeri atmaz zorluyorsunuz. Mr. Fethullah, siz de cennete gireceksiniz demişti. Niye beni yaka paça içeri atıyorsun? İçeride kendisi gir oraya sorarsın diyor şeyde. Zebanide. Allah şerlerinden emin etsin. Cenab-ı Hak bu saptırıcı önderlerin hepimizi şerinden muhafaza versin. O dünya kıvamında birinci şey, alimin ilme devamı. Kim alim? Herkes bildiği mevzunun alimi. Amr ibn-i Sabit radıyallahu anh, Uhud harbinin kızgınlık sırasında geldi, ya Resulallah, iman edip de mi harp edeyim? Harp edip de mi iman edeyim? Resulullah aleyhissalatü vesselam, önce iman et, ondan sonra harp et. Sonra mahrum olursun buyurdu. O, Beni Abdüleşel kabilesinden, şeyin, Medine'nin, Sa'd ibn-i Muaz radıyallahu anh kabilesinden. O kabile öyle bir mübarek kabiledir ki, Medine-i Münevvere'de içinde münafık çıkmayan tek kabile odur. Hiçbir tane münafık çıkmamış ve Hazreti Muaz'ın, Sa'd ibn-i Muaz'ın Müslüman olduğu gün hepsi Müslüman olmuştur. Bir tek bu şahıs hariç. O da gelip Uhud Harbi'nde Müslüman oluyor. Ondan sonra da kuşluk vakti Müslüman olmuş. Kafirlerin üzerine yürüyor. Birkaç kafiri de katlettikten sonra şehit oluyor. Sahabeler birbirine soruyor, biri diğerine. Bir rivayet Abdullah ibn-i Mesud, bir rivayet Ebu Hureyre radıyallahu anh. Bana öyle bir kimse söyleyin ki hiç namaz kılmadan, hiç Allah'a secde etmeden cennete girmiştir. Öyle bir şey olur mu? Ha işte diyor, Amr ibn-i Sabit'tir, kuşluk vakti Müslüman oldu. Öğle ezanı okunmadan da şehit oldu, cennete girdi. Ona neyi bilmek farzdı? Kelime-i şehadeti, başka bir şey yok yani neticede. Onun için herkes ilimden kendisine ne kadar verilmişse ona sahip olup mucibince amel etmek mecburiyetinde. Dolayısıyla alimin ilme devamı hadis-i şerifteki Efendi Hazretleri'nin açıklamasına göre bütün hepimize şamil. Yani hakiki İslam alimlerinden icazetli alimi kastediyorum. Gerek zahir, gerek batın. Müslümanlara örnek olmasını beklerken biz Müslümanlar olarak da neyi biliyorsak onu tatbik etmek mecburiyetindeyiz. İşte Amr ibn-i Sabit'e düşen orada sadece kelime-i şehadeti bilmekti. Ama tabii burada şeyler var. Belli düsturlar da var. Aleyhisselatü vesselam kim ben alimim derse biliniz ki o cahildir diyor. Çünkü Allah Azze ve Celle size ilimden ancak azı verildi buyuruyor Hak Teala Hazretleri. O bize az ilimden sana ne kadar isabet etti yani o kişiye. Onu da Allah Azze ve Celle bilir. Onun için kıvam-ı dünyanın birinci şartı alimlerin ilme devamı ki bu hepimizi içine alıyor. Hepimiz bildiğimizin mucibince amel edeceğiz. Yani bunları niye anlatıyorum? Eğer dünyanın düzelmesini istiyorsak bunun ilk şartı bizim kendi nefsimizde şahsımızı düzeltmektir. Yani düzelmiş insanlar saf tutarlarsa düzgün insanların tuttuğu saflıkta Allah Azze ve Celle netice ihsan edecektir inşallah sonuçta. İkincisi emirlerin adalete devamı diyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Ama ondan sonra da söylüyor küllüküm râin, küllüm mâsûlün râiyeti. Hepiniz çobansınız, hepiniz güttüklerinizden mesulsunuz. Bizim ilk şeyimiz Allah'ın bize teslim ettiği şu cesedimiz, beldemizdir. Allah bunu bize teslim etmiş. İşte ilk önce bu şeyde adalete devam edeceğiz. Adalet nedir? Adalet öyle bir şey ki ne üstünü kabul eder ne altını. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bize getirdiği şer'i ahkamda ne şekilde adalet edilmesi emir buyurduğu isteniyorsa adalet ona der. Biraz üstüne çıktığınız takdirde o adalet olmaktan çıkıyor, nefse zulüm oluyor. Geldi sahabeden birisi, ya Resulullah orucu sordu, namazı sordu. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de kendisine ben hem oruç da tutarım, iftar da ederim, namaz da kılarım, uyku da uyarım. O zat ısrar etti. Netice-i kelam en son Savm-ı Davud'u beyan buyurdu Aleyhisselatü Vesselam. Bir gün oruç tutmak, bir gün yemek. Halbuki kendisine başta 3 gün olarak söylenmişti. Sonra 8 gün oldu bir ay içerisinde. O ben daha çoğunu yaparım, daha çoğunu yaparım. Sonunda geldi yaşlanınca Allah Resulü bana
Hepsine müsaade etmişti bak ama ben çok şeylere yüklendim. Şimdi yapamıyorum dedi. Yani demek ki iyi niyetle de olsa onun söylediğinin hududunu yukarıya da aşağıya da aşırdığınız zaman adalet olmaktan çıkıyor. Mülkün temeli olan adalet Allah Resulü'nün bize aleyhissalatü vesselam öğrettiğidir netice itibariyle. İşte bakıyorsunuz mesela 624 sene devam edebilmesinin sebebi Osmanlı İmparatorluğu'nun adalet üzere kurulup hareket etmesidir. Yani dünyada hiçbir orduya adalet ve merhamet ordusu denilmemiştir. Osmanlı ordusunun üstesine. Batılı yazarlardan insaf sahibi kişiler adalet ve merhamet ordusu diyor. Yani bir ordu nasıl adaletli olur? Yavuz Sultan Selim'in Hazretleri Mısır fethine giderken Suriye'de elma bahçelerinden geçtirir. Elma bahçeleri bittikten sonra yanındakilere dedi ki canımız elma çekti bir elma bul askerlerden. Bütün askerlerin eşyalarını teker teker aradılar. Bir tane elma yok. Secdeye kapandı Hazreti. Ya Rabbi sen hamdü sen alırsın. Bana bu kadar adaletli, namuslu, dürüst askerler nasip ettin. Bunlarla dünya iki hükümdarı az dedi. Kendisi Allah şefaatine nail eylesin. İşte Macaristan'dakinde bilirsiniz. Gelip kadın şeyin atından tutunca Kanuni Sultan Süleyman. Yanındakiler diyor ki sultanım bunlar susamışlardı. O üzümü yediler ama hepsi parasını astı şeyin üzerine. Gidip bakıyor hakikaten hepsini. Bu adaletin getireceği netice ne arkadaşlar? Yani iman etmediği halde Nucirevan Adin Nebi Aleyhisselatü Vesselam cennette iki kişiyi gördü. Şey cehennemde. Sordu kardeşim Cebrail bunlar kimlerdir? Ve kendileri beyan buyuruyor ki banyoda terler gibi terliyorlar diyor. Yani gördükleri azap o kadar. Bu Nucirevan Adil ile Hatem-i Tay'dır ya Resulallah demiş Cebrail Aleyhisselam. Bu öyle bir adil kimseydi ki vefat ederken vasiyet etti. 3 gün memlekette benim tabutumu dolaştırın. Kimsenin benden veya birbirinden alacağı varsa, bir haksızlık varsa onları giderilmeden defnetmeyin dedi. Hiç kimse sesini çıkarmadı diyor memlekette. Hatta hepinizin bildiği şeydir ama iyice biliyorsunuz tekerlemede ettekrar ahsen velevkâne 180 diyor. Hazreti Ömer ile Hazreti Muaviye radıyallahu anh hazretleri ta İslam'dan evvel at satmak için bu zatın beldesine gitmişlerdi. Müşrevan adili. Ve sultanın oğlu da o atları satın aldı. Ama birkaç gün geçti getirmedi parayı. Bunlar da gitti şikayet ettiler şeye. Orada Arapça bilen bir esnafa. O dedi ki buranın çok adil bir hükümdarı vardır. Hiç endişe etme. Kimse onu bulur parasını da alır verir sana. Kendisi akşam şeyden gelir. Şehrin kapısına gidin. Orada bekleyin. Avdan gelirken orada bekleyenleri çağırttır ne haceti var diye. Hakikaten dediği gibi oluyor. Hazreti Ömer ile Hazreti Muaviye bekliyorlar. Hükümdar geçerken onları çağırıyor. Nedir bunların derdi? Tercüman diyor ki efendim bunlar şeyden gelme, Arabistan'dan gelme. Ondan sonra maddi durumları da müsait değil. Kendilerine ihsanda bulunmasını talep ediyor. O da belli bir kese veriyor, ihsanda bulunuyor. Hazreti Ömer, Hazreti Muaviye radıyallahu anh gidip otelde kaldıkları yer neresi orada sayıyorlar ki bir atın parası bile değil verdiği. O esnafa diyor ki ya bu böyle böyle ya bir yanlışlık var diyor. O zaman yarın gene gidin tekrar bir daha. İkinci gün gene aynı şekilde gene hükümdara tercüman aynı lafı söylüyor. Yine bir kese akçe ihsan ediyor. Yine geliyorlar ki bir atın parası değil böyle. Üçüncü gün gidince aynı adamları görünce bana başka bir tercüman getirin diyor şey. Hükümdar. Getirilen tercümanı da diyor ki doğru söyle bunun dediği lafları. Boynunu vurdururum diyor eğer yanlış bir şey dersin. O da diyor ki sultanım sizin oğlunuz bunların şu kadar atı varmış. Satın almış kaç gündür bunlar burada. Paralarını da vermemiş. Ya öyle mi peki saraya gelsinler ödeyeyim diyor. Saraya gidiyor paralarını ödüyor. Ne zaman gideceksiniz? Yarın gideceğiz diyor. O zaman şehrin iki kapısı var. Biriniz bir kapıdan çıkın. Biriniz de bir kapıdan. Hazreti Ömer ve Hazreti Muaviye radıyallahu anh. Şehre dışarı çıkıp birleşince ne gördün? Hazreti Ömer diyor ki hükümdarın oğlunu asmışlardı diyor kapının dışında. Sen ne gördün? Tercüman asmışlardı diyor birinci şeydeki tercüman. Böyle bir adil zat. İman edemediği için ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam iman etmedikçe cennete gidemezsiniz diyor. İman etmek ne? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Şehadeteyn.
ikili meşhur Cibril hadisi biliyorsunuz, mütevatir hadisleri inkar eden imanı zayi eder sonuç itibariyle. Yüzlerce sahabeden yalandır birleşmesi imkanı olmayan tevatürle rivayet edilmiştir Cibril hadisi. Daha birçok şeyleri var. Hazreti Ömer, Hazreti Muaviye'yi Şam'a vali tayin edince orada bir Yahudinin arsasını istimlak edip cami yapıyor. Yahudi de feveran ediyor, ben razı değilim. Oradan birisi diyor ki, buranın çok adil hükümdarı var, git Medine'de şikayet et, o senin hakkını alır. Geliyor bakıyor ki Medine'de caminin kenarında çubuğunu katlamış, yastık gibi yapmış, yatıyor üstü de yamalı bir adam. Yahudi oradaki sarayda yaşayan, saltanat süren adam bunun lafını dinler mi? Ama neyse geldik bir kere. Söyleyeyim, ne var derdim böyle böyle, bana bir yazı yazacak bir şey getir, bir kemik parçası veya bir şey bulmuş. Ene adilim min nuşirevan, ben nuşirevandan daha adilim diye yazmış Hazreti Ömer. Yahudi diyor ki ya, laf bir şey işte yazdı, nuşirevandan daha adilim ama ne yapalım, yapacak bir şey yok. Kalkıyor gidiyor. Gidip Hazreti Muaviye'yi buluyor, o yazdığı kağıt veya kemik deri parçası neyse uzatıyor. Başladı titremeye diyor Muaviye. Ne oluyor dedi diyor. Ya sen ne yapmışsın, beni mahvettin diyor. Ne yaptın? Bu adam benim boynumu mu tutur diyor neticede. Sen doğru mu söylüyorsun? Vallahi doğru söylüyorum. Onun için senin arsanı geri vermek için bu yaptığım mescidi yıkayayım. Şeyini teslim edeyim. Hakikaten verecek misin? Vereceğim. Vallahi diyor, bu din hak dindir. Kelime-i şehadet getirip Müslüman olur benim. Size şeyim olsun. Şimdi bakın mesela adaletin getirdiği netice. Bir uzun müddet sonunda bir Yahudinin Müslüman olmasına sebep oldu netice itibariyle. Onun için Ümer Han'ın adaleti. Tabi herkes kendi cesedi Allah'ın kendine teslim ettiği beldesi. Önce o beldede adalet üzere hareket edecek. Ondan sonra evinde, ailesinde. Ondan sonra bir dairede çalışıyorsa, emrinde kimseler varsa, onların çalıştırdığı işçiler varsa, onları da Allah'ın emrine göre. Allah Azze ve Celle'nin Resulü ne buyurdu aleyhissalatü vesselam? İşçinin alnının teri kurumadan ücretini verin buyurdu. Şimdi Türkiye'de şu anda enflasyon pek fazla tehlikeli değil ama düşünebiliyor musunuz? Yani bir ay içerisinde Türkiye'de bir gecede 14 bin Türk lirasıydı. Tansu Çiller'in zaman 42 bin lira oldu. 3'e katladı yani. Şimdi işçinin 3 bin lira alacağı var idiyse sizde 1000 liraya düştü yani netice itibariyle. Ama anında şeye teslim ettiğiniz takdirde bunların hiçbirisine şey kalmayacak. Onun için de tabii yanınızdaki adaletin de İslam hükmüne göre yanınızda çalışanlara adalet. Evdeki hanımın da çocuğun onlar da senin emrinde olanlar, onlara da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne şekilde muamele edilmesini emretmişse o şekilde muamele edeceksin. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ne aile fertlerinden biriniz, eceleri ve çocukları dahil, ne herhangi bir Müslümanı, ne de herhangi bir hayvanı dövmemiştir Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Hiç kimseyi. Hiç kimseyi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam azarlamamıştır. Bizim örneğimiz de odur. Müslüman evinde de böyle hareket etmek, dairesinde de böyle hareket etmek mecburiyetindedir. Allah her hususta kendisine uymayı nasip etsin. Üçüncü kıvama ait Allah Resulü'nün emir buyurdu, beyan buyurdu. Zenginlerin cömertliğe devamı diyor. Zengin kim? Zengin Allah. Kendisi söylüyor. Zengin olan hamde layık Allah'tır. Siz Allah'ın fakirlerisiniz diyor Allah Azze ve Celle. Ama kulu da Cenab-ı Hak her birini bir şeyle zengin etmiş. Kimisine maddi imkan vermiş. Herkes zenginlik deyince şimdi onu sadece para olarak anlıyor. Kimine güzel natıka vermiş, güzel konuşuyor. Kimine güzel suret vermiş. Kimine güç kuvvet vermiş. Kimine belli saltanat vermiş. Şimuil Aleyhisselam Beni İsrail'in isteği, talebi üzerine Cenab-ı Hak'tan talepte bulundu. Ya Rabbi, Amerika'nın şeyine karşı Calut geliyor ordusuyla. Bize bir melik nasbet, Allah da Talut'u melik nasbettiğini bildirdi. Gidip Beni İsrail'e söyleyince dediler ki ya Talut dağda eşeğini kaybetmiş, onu arayan bir adamdır neticede. Biz ondan daha zenginiz, halimiz, makamımız, şeyimiz, bu bize şey olur mu? Melik olur mu? Allah Azim Şan buyurdu ki diyor Şimuel Aleyhisselam. O ilimce ve bedence, vücutça sizden daha güçlü kuvvetlidir dedi diyor. Yani burada demek ki zenginliğin çeşitli kıstasları söylenmiştir. Bunlardan bir tanesi de beden. İşte insanoğlu
Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bize emir ve beyanı üzere Müslümin, müminin ayna gibi olduğunu söylüyor. Yani Allah'ın kendisine verdiği nimetleri ümmet-i Muhammed'e yansıtacak. Bu nimet ilimdir. Bu nimet paradır. Bu nimet güç kuvvettir. Bu nimet natıkadır. Ne ise onu şeye yansıtacak. Ümmet-i Muhammed'e yansıtacak. İşte o zaman Allah Azimüşşan'a şükredilmiş oluyor. Dünkü konuşmada zannediyorum gene bahsettim herhalde de gene Müslüman zenginlerden birisi. Bir fabrika satın almış. 1.2 milyar dolar satın aldığı fabrika. Aynı branşta 2007'de aldığı fabrikada 850 milyon dolar. İki tane fabrikası sadece. 2 milyar dolar. Allah çok versin. Bir gözümüz yok kimsenin bir şeysinde de. Zekatı söylemek için bunu bahsediyorum. 60 küsur tane de firması var kendi holdingine ait. Şimdi arkadaşlar o 2 milyar doların zekatı aşağı yukarı 50 milyon dolar ediyor. 50 milyon dolar bir kişiye ancak bir senelik geçimini temin edecekten fazla para veremezsiniz. Sordum 800 lira mı 900 lira mı dediler. Asgari ücret. 1000 lira kabul ederseniz 12 bin liradan fazla zekatta veremezsiniz yani neticede. Bunu oradaki şeyler dolara karşı riyalin kıymeti değişmediği için 3.000-3.500 dolar olarak söylüyor ama İşte ufak tefek oynama oluyor. Tutuyor, tutmuyor. 3000 dolar bazen daha fazla oldu da oldu. Türk parasıyla şeyi bu. Karşılığı bu. 12'şer bin liradan onu da düzeltirsen kaç kişiye vermen lazım? 50 milyon. Nereden bulacaksın yani o kadar adam? Bu bir kişinin birkaç fabrikasının karşılığı. Yani herkes, her Müslüman elindeki şeylerin zekatını hakkıyla verecek olsa dünyada fakir kalmayacak. Allah bu sistemi öyle kurmuş netice itibariyle işte. Kenan Evren 82'de Galatasaray'da konuşma yaparken Allah da haşa hata eder diyor. Onun hatası niye zengin, niye fakir var diyor. Ya arkadaşlar herkes zengin olsa şu sokakları temizleyen temizlik işçilerinin vazifesini kimse yapar mı? Efendim? Kaç para veriyorlar bunlara aynı? 1000, 2000, 5000 ne demek? Bir şey değil yani. Mühim değil de. 50 bin lira versen yapar mı zengin adam? Ayda. Yapmaz. Allah azim şan bu nizamı sistemi, işte kıvam meselesi onu anlatıyor o zaman. Öyle ayarlamış ki netice itibariyle bunların hiçbirisinden ne az ne çok. Bir taşkınlık olmayacak yani. Hepsi zenginlerin cömertliğe devam ediyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Dördüncü de fakirlerin duaya devamı diyor. Kim fakir? Allah diyor ayet-i kerimedeki. Ve entümül fukara ilallah. Siz Allah'ın fakirlerisiniz diyor Hak Teala Hazretleri. Hepimizin kıyamı lizatihidir, bizzat değil. Kıyam bizatihi kendisine ait Cenab-ı Hakk'ın. Ve öyle bir gün gelecek ki Gafir suresinde Allah Azimüşşan beyan buyuruyor. Limenil mülk. Bugünkü günde mülk kimin? El yevm lillahil vahidil kahhar. Bugünkü günde mülk kahhar olan Allah'ındır. Allah Azimüşşan yakın meleklerini de öldürmüş. Kendinden başka hiçbir hay, diri mahluk kalmadığı için kendi sorup kendi cevap veriyor aynı ayet-i kerimedeki. Limenil mülk. Mülk kimindir? Kendi cevap veriyor yine. El yevm lillahil vahidil kahhar. Bugünkü günde mülk kahhar olan Allah Azimüşşan'a aittir diyor. Hak Teala Hazretleri bizleri kendisine karşı fukara olarak yaratmışken içimizde bazıları var. Dünyanın nimetlerinden hiçbirine sahip değil. Hayırla yad edilmesine vesile olsun diye söylüyorum. Dün de bahsettim adımla. Allah dostu bir zat vardı Medine'de 30 senedir tanıdığımız vefat etti. Allah rahmet eylesin. Nijeryalı siyahi Ebu Bekir Efendi. Evinde yatıyor. Yatalak yerinden de kalkamıyorum. Allah'tan başka kimsesi de yok netice itibariyle. Şimdi dışarıdan bakarsanız bu ne varlığı var? Hiçbir varlığı yok. En büyük varlığı var. Allah Azimüşşan sizin duanız olmasa Allah size niye ehemmiyet versin diyor. Adam 24 saat dua etme şeyi var. Ve öyle bir kimse ki gidip soruyorsun. Şeyh Ebu Bekir, kefanek. Hamdülillah, elhamdülillah böyle şeyle ama. Coşkuyla söylüyor. Yani mübalağa olmasın ama ben Türkiye'de nasılsınız diye sorduğumda elhamdülillah, elhamdülillah diyene rastlamadım demeyeyim yani neticede. Hele hele eskiden sorsan enflasyon, devalüasyon, battık, yattık. Yani. Hepsi böyleydi yani neticede Türkiye'de. Şimdi de sorduğunda hemen bir şeyleri saymaya başlıyor. Enflasyon, devalüasyon demezse başka bir şey. Ya burada yatıyor. Hiç kimse yok. Bir hesap yok ama adamda.
Ya şimdi aferin biraz sonra tuvalete ihtiyacı olsa ne yapacak? Kimsesi yok. Ondan sonra namaz kılacak. Nasıl abdest alacak? Tamam teyemmüm edecek de teyemmüm edecek hali de yok. Yani birisinin ona bir elini kolunu da kaldırması lazım. Ama ne diyor? Hemen yetevekkel Allah ve huve hasbuh. Kim Allah'a tevekkül ederse Allah Azze ve Celle ona yeter neticede. Allah rahmet eylesin. Bazı arkadaşlarla, tanıdıklarla anlaşmıştık. Gidip günün belli saatlerinde hizmetini görüyor. O hizmetler onu o kadar mutlu ediyor ki bizim Türkiye'deki Müslümanlara birer tane fabrika bağışlasan o kadar şey eder mi yani? İşte onların duası da indi Allah. Reddolmuyor. Onun için de fakirlerin duaya devamı diyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Hepimiz Allah'ın fakirleri olduğumuza göre Cenab-ı Hakk'a bol bol dua etmemiz lazım. Çok sık söylüyorum ama hatırlatmak için söylüyorum. Yani kendiniz dikkat edin. İnşallah hepiniz namazları camide cemaatle kılarsınız. Geçen hafta genişçe bahsetmiştim. Temel mesele namazdır. Namazın da cemaatle kılınması lazım. İmam Efendi ne kadar dua ediyor? Saatinize bir bakın elini açtığı zaman. Hiçbirisi Allah bilir de 5 dakikayı bulmaz yani. Bulur mu Muhsin Efendi? Efendim? Bulmaz. Bakıyorsunuz elini açtı. Selavat-ı şerife, getirip istiğfar edene kadar İmam Efendi elini yüzüne sürüyor. Yani ya daha dur. Anca salatü selam getirdik. Anca istiğfar ettik. Bir talebelerimiz var Allah'tan. Onlar kaldı yani neticede. Müminler olarak Allah Azimüşşan'a daimi dua etmemiz lazım. Allah Azimüşşan sizin duanız olmasa Allah size niye kıymet versin diyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'da dua silahül mümin. Dua muhul ibadet, ibadetin ilgi mesafesindedir diyor. Talebelik zamanında Osman Bey'in Çataklı'nın teknik üniversitede kürsüsünün şeyine, kapısına bir inek resmi yapmışlar. Bir tane de ok mu saplamışlar, bir şey yapmışlar komünistler. Osman abi de gidip gelmeye çekiniyor şeye. Üniversiteye. İşte arkadaşları görevlendirmiştik Allah razı olsun. Aylarca sabah evinden teslim alıp üniversiteye götürdüler. Sonra da evine geri getirdiler. Osman Bey şeyi söylerdi. Abdest için namaz vakti. Yani silahınız hazır mı diye. Komünistler aralarında diyorlar ki bu herifler hep silah daha. Ona göre. Halbuki onun silah diye söylediği abdest. Yani adının bahsedilmesi bile karşı tarafı bu kadar netice itibariyle korkutuyor. Biliyorsunuz müsakları çıkarıp da İslam ordusu şehir sürmeye başlayınca bunlar da işlerini bilediler. Bizim hepimizi çatır çatır yiyecekler diyor karşıdaki şeyler. Allah Azimüşşan işte verdiği celaletle o diyor bunlar. Cenab-ı Hak hepimizi inşallah sırat-ı müstakimden ayırmasın. Tabii mümin şu dört şeyi kendi nefsinde tatbik edip dışarıda da tatbik edilmesine uğraştığı takdirde o zaman Allah Azimüşşan'la olan münasebeti, Allah Azimüşşan'la olan rabıtası, irtibatı devam durumunda oluyor. Düşünün ki bir kimse 5 vakit namazda camiye gelse en azından 5 defa Allah Azimüşşan'ı hakkıyla hatırlamış olacaktır camiye gelmekle. Evde kılınan, mescitte kılınan namazla evde kılınan çok farklı. Ecir, sevap, ayrı kelimiyet. Kişine tesiri yönden apayrı. Tabi mümin vazifelerini yaparken ki bunun başında kelime-i şehadetten sonra namaz geliyor. Kafirle bizim aramızda ahd namazdır diyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Hemen terk etsene fakat kefer. Kim namazı terk ederse küfre girer, kafir olur diyor Aleyhisselatü Vesselam. Diğer mezheplerde sebepsiz yere 5 vakit namazı arka arkaya terk eden irtidad ettiği için boyun uğurdur. İmam-ı Azam bunu niyet olarak kabul etmiş. Yani bir kimse namazı kılmayacağım diye niyet ederse küfre girer. Ama işte şeytana uyar, nefse uyar, Allah affetsin, kılmak istiyorum da kılamıyorum, o küfre girmez diyor İmam-ı Azam orada şey etmiş, tahrir etmiş. Tabi Allah Azimüşşan ki demin başta neyi söyledi? Böyle zikrullah ekber, Allah'a zikir en büyüktür. İnsanın nefsinin tezkiye olması da şeye muhtaç. Ekim-i salateli zikri, beni anmak için namaz kıl diyor Allah Azimüşşan. Yani şeyin manası, gayesine, namaz kılmanın manasını Allah Azimüşşan'ı anlat. Ama arkadaşlar, yani camiye gittiniz veya evinizde namaza durdunuz, Allahu Ekber dediniz. Kalbinizden kasanızdaki parayı sayıyorsunuz. Veya biraz evvel kavga ettiğiniz kişiyle kavganız devam ediyor. Yarın yapacağınız işi düşünüyorsunuz.
Bu indallah'ta makbul mü? Allah kad eflal müminun ellezine fi salatin fâşûn. O müminler mutlaka felaha dahil oldu. Kim? Namazda huzur huşu içerisinde. Mefhumu muhalifiyle alırsanız namazı huzur huşu içerisinde kılamayan felaha dahil olamadı manası çıkıyor. Şimdi şuraya geldik. Burası Sami Divle'nin evi. Buraya cemaat halinde geldik, oturduk. Konuştuk, yedik, içtik. Ev sahibine hiç selam da vermeden, halini hatırını da sormadan çıkıp gidersek memnun mu olur bizim ziyaretimizden? Canımız sıkılır. Efendim? Tabii ki canınız. Ne geldiniz adam diyor ya. Bir selam vermediniz. Bir halimi hatırımı sormadınız. Geldiniz, oturdunuz, konuştunuz, eğlendiniz, iyi bir şey gittiniz. Şimdi mümin bu örnekleri kendi nefsinde taşıyacak. Cenab-ı Hakk'ın huzuruna varıyorsun. Allahu Ekber diyorsun. Tasavvufta bunun manası ne demek? Allahu Ekber. Ahmet Mehmet'ten Hasan da Hüseyin de Allah da ondan büyüktür demek değil haşa. Ya Rabbi sen öyle büyüksün ki benim şu küçücük aklım ve şu varlığım bunu anlamaktan aciz. Sen orada acizini ifade ediyorsun. Allahu Ekber derken. Yani sen öyle bir büyüksün ki biz bu büyüklüğü anlamaktan aciziz diyorsun onu derken. Peki böyle dedin. Biraz sonra da kalbinden şeyinden başka şeyler sayıyorsun. Allah Azimüşşan memnun mu olacak bundan? Olmayacağını Resulullah söylüyor aleyhissalatü vesselam. Kişinin kıldığı namaz onu kötülüklerden alıkoymuyorsa Allah'tan uzaklaştırmaktan başka fayda temin etmez diyor. Kişi hem namaz kılar hem Allah'tan uzaklaşırmış da Resulullah söz aleyhissalatü vesselam. Eğer fiilleriniz şer-i şerefe uymuyorsa işte bunun mahsadasınız sonuçta. Onun için bizler nefsimizi tezkiye yönünde gayret etmemiz lazım. Allah Azimüşşan'ı zikretmemiz lazım. Tabii bu zikir meselesi mesela bir arkadaş diyelim ki bizim Enes Efendi niyet etti. Oturdu gece sabaha kadar, gündüz, akşam yemeden, içmeden, elinde tesbih. Devamlı Cenab-ı Hakk'ı zikredi. Eşyanın hakikatini kendisine ayan olursa şaşırır ne yapacağını. Adana'da Köşker Abdülkadir Efendi vardı. Köşker demek ayakkabı tamir eden adam demek. Samimi, salih ihvanlardan birisi. Bir gün sabahleyin kalkmış. Ondan sonra yerinden kalkmıyor, gitmiyor. Hanımı diyor ki hadi kalksana. O günkü devirde yemin cedid, rızkı cedid. Yani adam kalkıp o gün gidecek, bir iki tane ayakkabı dikecek. Ondan sonra ekmek alıp neyse veya ekmeği belki kadın yapıyor. Onu alıp, lazım olan şeyi alıp getirecek. Gitmezse o gün yiyecek bir şey yok evde yani sonuç. Kadın ikaz ediyor. Hadi kalk iş başı. Gidemem. Niye gidemezsin? Vallahi bak ben bu taşların, duvarların, ağaçların hepsini zikrettiğini görüyorum diyor. İşitiyorum. Onun için bunları da basamam diyor şeye. Kadın o da ihvandan uyanık bir kimseydi. Bismillahirrahmanirrahim. Hemen mantoyu giymiş koşmuş. Hacı anneye. Hacı anne işte Abdülkadir böyle yapıyor. Ben eşyanın zikrini görüyorum. Ondan dolayı da işe gitmiyor. O da gitmiş. Efendi Hazretleri'ne efendim böyle böyle Abdülkadir şey ediyormuş. Zikreden zikredene basabilir diyor. Zikrederek bizim eve doğru yürüsün diyor Allah'a zikrederek. Üzerinden de alınmış oluyor böylece. Ama Mürşid-i Kamil'e tabi olduğu için oraya gelirken o zikir üzerinden alınıyor. Yedi Osmanlılar vardı Adana'da. İşte böyle demin verdiğim örnekteki gibi verilen 3000 zikir kendilerine az gelmiş. Günde 10.000 zikir çekiyor. Şimdi burada bir şeyi anlatayım. Sana Mürşid-i Kamil senin vücudunu çekeceği kadar şeyi verir ne kadarsa yükün. Efendi Hazretleri daha evvelki şeylerde Havacegan Hazretleri'nde 5000 zikir verenlerdi. Biz 3000'le iktifa ediyoruz diyordu. Tamam. Şimdi sen eğer sayısız sabahtan akşama kadar Allah'ı zikret bu büyük fazilettir. Senin de kemalata ermene kısmi yardımı olur. Ama sayılı zikredersen işte o zaman eşyanın hakikati gözüküyor. O zaman şaşırıyorsun. Bu sayılı zikir sana üstazının, mürşidinin verdiği kadar olacak. O yedi Osmanlılar vardı. Şaşırmışlar Allah muhafaza diyorsun. Şeytan da gelmiş bunları almış götürmüş. Adana tarafını bileniniz varsa. Pozantı'ya ki epey bir mesafe var. Bilmiyorum ne kadar ama. 70-80 kilometre var herhalde. Adana ile Pozantı. Bileniniz var mı içinizde? Efendim? Herhalde yani. Peki, kesin olmamakla beraber. Hasan Efendi amca vardı. Benim bildiğim Efendi Hazretleri'nin icazetli tek halifesi. Neyse o hakiki halifesiydi ve hakikaten de bir Allah dostu büyük bir zat idi.
Nur içinde yatsın. Gece beni kaldırdı diyor oğlu Selahattin abi anlatıyor. Kömür pazarında dükkanları vardı. Git orada şeyler var getir dedi diyor. Kızılcık sopaları. Gittim getirdim diyor. Bu yedi Osmanlıları almış gelmiş şeyden. Pozantı'dan çamurun çirkebinin içine yatırmış gelmiş şeyden. Ayaklarını bağladı kaldırdı. Ben tuttum o vurdu yoruldu diyor. O tuttu ben vurdum sabaha kadar. Üç tanesi tövbe istiğfar edip yola gelmiş. Dördü de maalesef imansız gitmiş oldular. Tabi tarikat bu yolu bu terbiyeyi veren ve karşıdaki şeyinin muhatabının seviyesini bilen mürşitler. Şimdi Allah cümlemizi affetsin. Şeyh geçinen adam kendi bilmiyor ki bu yolu karşıdakine bir şey anlatsın işte. Kendi kendine kuru kuruya şunu çek bunu çek diyor. Yani Allah'tan ki haşa şey ettiğim beğendiğim için söylemiyorum. Allah'tan ki o ders verdiği adama çekmiyor da bir şey olmuyor yani. Eğer o ders verdikleri adamlar hakikaten o verdiği 3000 zikri çekse şaşırttıracak kendinin de onu tasfiye edecek, düzeltecek hali yok yani sonuçta ona muhafaza buyursun. Ama burada tarikatı bir gaye yerine koymak da en büyük yanlıştır yani. Tarikat bir gaye değildir. Tarikat yol demek. Her zaman anlatıyorum. İmam Gazali ne diyor? Billur bi vazon. Bu İslam'ın şeriatıdır. İçinde bal, bu da İslam'ın hakikatidir. Tarikat bunun içine girip o balı yemenin yolunu öğretir. Tarikat yol demek. Netice gaye değil ama. Gaye Allah'a vasıl olmak. Allah'a vasıl olmak Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin sözüyle iki adımdır diyor. Birinci adımda nefsine basmak. İkinci adımda da Allah'a azimüşşanı bulmak. Nefsine basmak kolay bir iş mi neticede? Nefis şu iki kaş arasında şaküli bir damar. Beş şeye his şeylerine hakim. Görmek, işitmek, duymak, dokunmak vesaire hepsine. O nefis Allah'a azimüşşanı zikreder hale gelecek ki diğer bu işitme, şey etme, Allah'a azimüşşan kulum bana nafile ibadetlerle yaklaşır, gören gözü, işiten kulağı, tutan eli olur. Benimle tutar, benimle yürür, benimle görür manasına söylemiş oluyor Allah Azze ve Şan. O neyle olacak? İşte Allah'a zikir dille başlıyor. Ondan sonra kalbe intikal ediyor. Kalpten sonra ruha intikal ediyor. Ruhtan sonra sırra intikal ediyor. Sırdan sonra hafiye intikal ediyor. Ondan sonra ahvaya intikal ediyor. Yani buradaki beş letaif-i hamseyle, beş letaifle Allah'a zikre muvaffak olursan ondan sonra nefse intikal ediyor. Nefiste su, hava, ateş, toprak var. Beş de letaif var saydığım. Onuncu da nefis. Hak Teala Hazretleri innen nefsin li emmâretin bis su. Nefis muhakkak şiddetle kötülüğü emreder. Sure-i Yusuf'ta nefis muhakkak şiddetle kötülüğü emreder. Ondan sonra Allah Azimüşşan'ı zikir nefse intikal ederse yani kalpte başlayan bu beş azay cevarihten şeye intikal ederse nefse intikal ederse ondan sonra nefsin sıfatları tahavül etmeye, değişmeye, yükselmeye başlıyor. Durduğu yerde bu olmaz. Bu nasıl ki siz bir doktora gittiğiniz zaman onun riyasetinde şu şekilde şey yapacaksınız, periz yapacaksınız. Şu ilaçları kullanacaksınız. İşte sabah kullanacaksın, aç karnına kullanacaksın ya tok karnına neyse. Nasıl o sana bir yol çiziyor da ona göre senin hastalığını tedavi etmeye çalışıyorsa Mürşid-i Kamil de senin hastalığını böylece tedavi edecek. Dolayısıyla da şeyde başlayan, kalpte başlayan zikir, nefse intikal ederse nefsin sıfatları tahavvül ediyor. Gönlümüze gelen bir şeyin nefsane mi, şeytane mi, rahmane mi olduğunu nasıl anlarız? Kalbin dört hali var. Tabii ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam sinenizde şey uzun da hadis-i kudüsü, sinenizde bir çiğnem et parçası vardır. O salah hal kesbederse, düzelir şey ederse, bütün vücudunu salah hal kesbeder. O fesada uğrarsa bütün vücudu fesada uğratır diyor. O da nedir? Kalbinizdir diyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Kalbin dört tane hali var. İşte hatırıma geldi dersiniz. Bir şey hatırına geldi. Ondan sonra hem var. O hususta düşünürsünüz. Ondan sonra azm var. O işi yapmaya niyet edersiniz. Ondan sonra fiil var. Kalbin bu dört hareketi. Birinciyle ikinciden mesul değilsiniz.
Üçüncüden sonrasında şeyin mesuliyeti başlıyor. Kişinin mesuliyeti. Ama üçüncü de azmettiği bir kötülüğü yapmaktan vazgeçerse o zaman kendine günah yazılacağına ecri sevap yazılmış oluyor. Ondan sonra fiil safhasında zaten kötü bir şeyse mücazat, iyi bir şeyse de mükafatı var. Bir şeyin nefsani mi, rahmani mi, şeytani mi olduğunu nasıl anlarız? Nefsani olan bir şey, büyükler diyor ki inat eşek gibidir diyor. Bir şeyi kafaya koydu, canı istedi mi illa onu sana yaptıracak. Yani canı bilmem su içmek istedi ya tatlı yemek istedi, bilmem gezmek istedi, her neyse. Ve evirip çevirip illa şeytani ise bir kere söyler, ondan sonra başka taraftan gelir girer. Orada da tutturamaz, insanın altı ciheti var. Altı cihetten insana şeytan gelir. İşte ön tarafından kibirle gelir, arka tarafından şehvetle gelir. İlahir her birinin geliş yolları var. O da insanı oradan oraya oradan. Rahmani olan bir kere gelir geçer yani. İşte. Ve umumi şey itibariyle de kalbe gelen, müminin kalbine gelen ilk şey daha ziyade rahmanidir. Ve söyleyip de geçer sonunda, ısrar da etmez. Sağdan soldan da dolaştırma. Şimdi Müslüm, mümin bunları yakalayacak uyanıklıkta olması lazım. İşte bu uyanıklık ela bi zikrillahi tatmainnel kulubu. Kalp anca Allah'ın zikriyle mutmain olur diyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinde Allah Azimüşşan buyuruyor ki kasveti kalbe düçar olan kişinin Allah korkusuyla kalbin gözünden bir damla yaş akmaz. Yalçın kayalardan pınarlar akar. Kasveti kalbe duçar olanın gözünden bir damla yaş akmaz diyor Allah Azim Şan. Bakarsınız dağlarda şeylerde kayaların arasından şakır şakır sular akıyor. Ama kalbi kasvetli olan kişinin gözünden sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz muhterem evladı ki en son odur. Hazreti İbrahim'i defnettiğinde kendisi ağlıyordu. Ve Uhud dağına seslenerek karşı tarafta. Ey Uhud! Bana indirilen, sana indirilmiş olsa erirdim buyurdu Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Yani bana gelen bela, sana gelse erirdim buyurdu. Ağlayınca Abdurrahman İbni Avf diyor ki ya Resulallah, sen bize ölü arkasında ağlamamamızı emretmedin mi? Niye kendini ağlıyor? Öğrenmek için soruyor, itiraz için sormuyor tabii. Koskoca Abdurrahman İbni Avf diyor ki ben size bağırıp çağırarak, Allah'a itiraz ederek başınıza, gözüne, vücudunuza toprak saçarak, üzerinizdeki elbiseleri yırtarak ağlamanızdan men etmiştim. Sessizce ağlamakta bir beis yoktur. Ölü için merhamettir diyor. Yani o ölen kişiye merhameti olan ağlar demektir sonuç itibariyle. İstisnası ne? Yani ağlayan kişi kalbi yumuşayıp ondan sonra ağlama şansına sahip. Bunun istisnası Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz beyan ediyor. Bir kimse fıskı hücurda ileri seviyeye gelirse istediği zaman ağlar diyor. İşte bu paralelcilerin reisi olan adam bana Medine'de bütün meşayih de vardı. Götürüp şeyini seyrettirdi. Avni. Suudi Arabistan temsilcisiydi o. Herif şakır şakır ağlıyor Azim ya. Yani benim biraz Galatasaray Lisesi'ndeyken tiyatroyla da alakam olmuştu. Korkut Bey'in vesilesiyle. Bana o zaman her ay bir piyes oynatılıyor bizim sahnede. Hep de komünist şeyleri. Korkut Bey bana dedi ki ya Ömer dedi sen şu okulun tiyatro kulübü başkanı olsan ama ben de seni seviyorum. Ne yapacağım ben tiyatroyu? İşte hiç olmazsa bu şeyleri oynattırmasın dedi bu piyesleri. Ya ben hiç hayatımda tiyatroya gitmedim dedim yani. Nasıl tiyatro kulübü başkanlığı yapacağım şeyden? Ya git şurada bir Dolmen Tiyatrosu var dedi. Onlar da bir piyes seyret yaparsın ondan sonra. Gör nasıl olduğunu. Onun vesilesiyle bir gittik. Yer Demir Gökbakır diye bir piyes oynuyordu orada. Onu seyrettik. Şimdi tiyatroda alakadar olanlarınız bilir. Çeşitli kullanılan malzeme var. Öksürmek istiyorsan ona göre şeyler var. Aksırmak istiyorsan ona göre, ağlamak istiyorsan ona göre, hıçkırmak istiyorsan ona göre. Ama belli müddete tabi bunlar. Yani belli zamandan sonra işlemiyor. Tekrar etmen icap ediyor şeyi. Tabi o hastalık şeklinde devamlı aksırmalar falan onlar hariç. Adam garibime gidiyordu lan herif. Devamlı ağlıyor ya. Bu nasıl iş yani? Eğer bu ilaç kullanıyorsa diyorum kendi kendime. Ben bunun 40 sene evvel biliyorum yani. Hıyanet ehli olduğunu. Burada yeri değil de yani ben o zaman Yusuf'a da söylemiştim yani. Bu Efendi Hazretleri beni Müslüman gençlik yetiştirmek üzere yetiştirmeye vesile olursunuz diye gönderdi. Talebe biliyorum. Bu da alternatif
Müslüman gençliği yetiştirecek, vazifesi o diye. 74'te söylemiştim kendisine. Ama şeyi anlamıyorum ya, herif hep sahabeden bahsediyor, bir de ağlıyor ya. Allah Allah. Bu hadis-i şerifi duyunca tamam dedim, meseleyi buldum. Fıskı fücurda ileri giden istediği zaman ağlar diyor. Yani. O ağlamayı dışarı çıkarsanız, diğer ağlamaların hepsi kalp yumuşaklığından ileri geliyor. Kendinizin kalbini kontrol ederken, deminki söylediğim şeytani, rahmani, efendim, nefsani ayrımından sonra, yani benim kalpte bir şey var mı? Ki kişi zaten kalbi Allah Azimüşşan'ı zikrederse kendi de hisseder yani onu zikrettiğini. Zaten vücuda intikal ederse yattığın zaman da görürsün. Yatağa yat, şuradaki şeylerinden itibaren omuzların, bütün vücudun, kalçaların, ayakların hepsi de iner kalkar eğer sen şeye devam ediyorsan zikre. Biiznillahü Teala. Anlamanın bir yolu da yani sen biliyorsunuz Nebi Aleyhisselatü Vesselam "Eme ersennâke illâ rahmeten l'âlemin" "Biz size alemler rahmet olarak gönderdik" diyor Allah Azimüşşan. Merhametin mebdeyi Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Allah şefaatine nail etsin. Büyükler merhameti nasıl anlatıyor? Her şeyin bir ölçüsü var. İşte yiyecek içecek vesaireler kiloyla ölçülür tartılır. Kumaş şu bu metreyle ölçülür tartılır. İmanın şeyine ölçüsü merhamet. Kim çok merhametliyse en çok imanı kuvvetli olan o demektir. Onun için Müslüman kendini kontrol ederken ben merhametli miyim? Eğer bir Müslümanın ayağına çivi battığında otur bağlayabiliyorsa o zaman tamam kalpte bir şey var demektir hareket. Şimdi Enes Efendi diyecek ki ya Ömer abi, bizim işimiz gücümüz mi yok? Bunlarla mı uğraşacağız? Yani bugün sabahtan akşama kadar meşgulüz. İşte ancak bir abdest alıp tenzih ederim. Ben bunu örnek olarak söylüyorum. Alınmaz nasıl olsa alınmaz diye. Yani sabahtan akşama kadar biz meşgulüz. Bunlarla mı uğraşacağız? Arkadaşlar bunların hepsi boş. Şu uğraşılanların tamamı boş. Rızk Allah Azimüşşan اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ O yüce kudret sahibi Allah senin rızkını tekeffül ediyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam arslandan kaçar gibi rızkınızdan kaçsanız o gelir sizi bulur diyor. Bir zaman efendim rızk aslanın ağzında diyorlardı. Refik sonra dedi ki midesine indi diyorlardı. Neresine inerse insin Allah Azimüşşan sana bir şey takdir etmişse arslandan kaçar gibi kaçsanız gelir bulur diyor. E peki burada insan yaptığı sahi gayretle ya kendini kötü ediyor ya iyi ediyor. Hazreti Ali Efendimiz'in her zaman söylediğim misal camiye gelmiş küfede devesini bir adama emanet etmiş. Çıkmış ki deve duruyor şey yok yular. Birisine para veriyor git iki dirhem şuradan bir yular al. Getiriyor bakıyor ki kendi hayvanının yuları. Tacip olunur diyor. Ben niyet etmiştim ki şu adam namaz kılana kadar bu deveyi tutarsa o iki dinarı ona verecektim. O nasibiymiş ama helalinden değil de haram. İşte insanın yaptığı bu kadar. Haramından nasibiymiş. Bekleseydi aynı parayı alacaktı. Helalinden alacaktı. Şimdi haramdan aldı. Yani insanoğlu bu şeylerle ha ama çalışmayayım mı? O değil. Bak ikisini birbirine karıştırmamak lazım. Çalışmanın sonucu olarak beklemeyeceksin rızkı. Allah Resulü bize çalışmayı emretti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam çölde giderken sahabeyle oturan bir adam gördü. Yanından geçti. Dönüşte selam verdi Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Sahabe dedi ya Resulullah. Bu adam demin oturuyordu, selam vermedi, boş duruyordu dedi. Yani. Şimdi yeri karıştırıyor dedi çöpten, eline bir çöp almış, kumları karıştırıyor. Yani bunu bile bir faaliyet kabul ediyor. Bir hareket, bir iş kabul ediyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Dolayısıyla işi Allah emri olduğu için yapacaksın. Fe etba sebeba, thümme etba sebeba, thümme etba sebeba. Kaç defa diyor. Sebebe tabi ol, sümme, tekrar sebebe tabi ol, tekrar sebebe. Ama gelenin müsebbibül esbaptan geldiğini bileceksin. Sebebe tabi olacağım. Ama o gelen müsebbibül esbaptan geliyor. Hoştur bana senden gelen. Ya hayleti ya. Yahut kefen. Sana senden gelenin hepsi benim için hoştur diyor. Selman-ı Farisi radıyallahu anh. Beni tabibim hasta etti diyor. Hastalığı veren kim? Allah. Şifayı verecek kim? Ve izamen rütüfe ve işmin kendisi. Çalışmamız bu dünyayı Allah Azimüşşan böyle kurduğu için böyle takdir ettiği içindir. Yoksa o çalışmamız bir netice getirecek değil. O çalışmamız neye göre olacak? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın emirlerine göre olacak. Onun emirleri nelerdir? İşte esnafların şartlarını biliyorsunuz. Ticaretin şartlarını da biliyorsunuz. Şimdi bizim bütün eksikliğimiz düşünmeden yaşamak arkadaşlar. Yani şu anda Müslüman, İslam alemindeki Müslümanların en büyük eksikliği düşünmeden. Düşünürken de bugünkü adamların sunduğu reçetelere göre neydi o manzara? Fransa'ya gitmişler, kol kola girmişler. Yok şeyi
terörü lanetledi. Lan lanet sizin hepiniz olsun, içinizdeki Müslümanlar varsa Davutoğlu bir kaç gibi için. Onun dışındakiler hep sizin üzeriniz olsun. Sahtekarsınız siz, namussuzsunuz. İki çifte standart değil, 80 tane standartınız var. Terörü doğuran da sizsiniz, destekleyen de sizsiniz, besleyen de sizsiniz. Ondan sonra da kalkmışsınız orada o Netanyahu'yla bilmem neyle beraber terörü lanetliyoruz. Şimdi bunun arkasında giderek bir şey bulunmaz yani. Televizyonlarda oturuyorlar, şöyle doldu, ya hiçbir şeyden olmadı işte netice itibariyle. Adam Amordaş denilen adam çıktı, efendim bütün Müslümanlar suçlu dedi. Kendi kafasından mı söyledi o lafı? Biliyorsunuz dünyada en büyük medya partneri odur. Aydın Doğan'ın da mal sahibidir yani aynı zamanda. 1980 senesinde adam şeyde, Sirkeci'de parça satan bir adam Aydın Doğan. İşte ondan sonra yok, Vehbi Koç'un şeyiymiş de ondan servet. Hiçbir servet falan. 6 trilyonu aldı Hürriyet gazetesini. 6 trilyon bir günde, bir saatte kazanılacak bir para değil netice itibariyle. Neyle aldı? Mordek'in parası yani neticede. Ama onların hepsi belli bir merkeze bağlı. Onun ya abisi ya amcasının oğlu. Esas patronu oydu. Mossad onu öldürdü, intihar etti dedi. Yattan güya atlamış, intihar etmiş. İntihar etmesine gerektiren hiçbir sebep yok. Yahudi vergisine itiraz ettiği için attılar adamı şeyi. Yani bir kere daha söylediydim herhalde de Fatih'in hatırlaması lazım. Doktor olduğu için söylüyorum yani. Damardan ya hava ya su verirsen otopside hiçbir şey çıkmıyormuş. Hangisiydi o? Hava verince bir şey oluyor. Efendim? Hava verince kutulaştırıyor, o belli olmuyor. Hani şeyde o adli tıpa götürdüm, otopsi yaptığında hiçbir şey çıkmıyor. Adam önce o şekliyle öldürmüş, ondan sonra denize atmışlar. Yani demek istediğim, İrade, Siyonizm iradesidir sonuç itibariyle. Yani oradaki evet tabii Müslüman olarak biz o Mordek denilen herife de kızacağız, canımız sıkılacak, buz da edeceğiz ama bileceğiz ki bunların hepsi birer oyuncu netice itibariyle. Esas bir merkezleri var. Süprem Konsey denilen. Onların verdiği emri dinlemek mecburiyetinde. Bak Kennedy 63'te öldürüldü. Şimdi sene kaç? 2015. Kaç sene geçmiş? 52 sene. Ne oldu? 200 sene evvel gazetede gördüm. Efendim Kennedy'nin katili hala bulunamadı. Ya nasıl bulunur bu katiller? Necip Ablemitoğlu toprağı bozdu. Abdullah'ın başbakanlığında öldürüldü. Adam İsrail perdesini aralamaya çalıştığı için Mossad tarafından infaz edildi. Mossad elemanları sabahleyin geldiler Türkiye'ye, akşam uçağıyla Tel Aviv'e döndüler. Nereden buldun bunları sonuç yani? Nereden yakalayacaksın? Aynı şey Kennedy için mevzu bahis. O Domuzlar Körfezi baskınında kendi başkomandan olduğu için oturuyor orada şeyde. Generallerin işte komandanların. Biliyorsunuz o zaman Küba'ya füzeler yerleştirmişti. Rusya bunlar da onu çekmelerini istiyorlar. İşte oraya baskın yapacaklar. Komandanların teklif ettiğinin karşılığında Kennedy diyor ki yani bu taraftan değil de şu taraftan yapalım. Daha az zayiat olur diyor. Yani bizden de karşı taraftan da. Yani aynı netice elde ederiz ama ölen sayısı az olur. Şimdi biliyorsunuz onların iki tane kitabı var Yahudinin. Tabii biri zaten tamamen uydurma da Talmud. Öbürü de Tevrat muharref, tahrif edilmiş. Talmud icra kitabı bunlar. Talmud da diyor ki Beni İsrail'den olanların dışındakilerin hepsi haşerat hükmündedir. Siz haşeratı ne yaparsınız? Basar ezersin ayağına denk geldiği zaman. Kennedy'nin suçu bu. Başka şeyler ayrı. Sen Yahudi menfaati ve Siyonizm karşısında onun karşısında kim olursa olsun, isterse Rus olsun, isterse başka. Beni İsrail'den olmayan kişilerin menfaatlerini müdafaa ettiğin için hakkın tek kurşun. 52 kişi öldürülmüştür arkadaşlar Kennedy'nin. Oswald Kennedy'yi vurdu, Rugby Oswald'ı vurdu. Sıradan o Rugby'yi vuran adam da mahkemede vurdu şeyi. Rugby mahkeme salonunda vurdular yani neticede. Hepsi bir 52 kişi ve tertemiz oldu. Yani şimdi bunların arkasından koşmak. Öğrendin Emin Efendi. Ne çıkacak yani şimdi bunlar? Efendim? Hiçbir şey sonuç. Esas mesele Allah Azimüşşan'a takar. Mümin onun arkasında koşacak. Ve her an kendini murakabe edecek. Ben Allah'la beraber miyim? Ben Allah'tan korkuyor muyum? Ben Allah Azimüşşan'ı seviyor muyum? Ben Allah Azimüşşan'ın emrettiklerini yapıyor, nehyettiklerinden kaçıyor muyum? Allah muhafaza buyursun. Cenab-ı Hakk'ın bana bu ihsan ettiği İslam dininden mahrum olmak bana cehennem ateşine girmekten daha kötü geliyor mu? İşte böylece mümin kendini kontrol edecek, murakabe edecek. Bütün bunların hepsi de
Allah Azimüşşan'ı sistematik bir şekilde, ki bu da tarikatlardır, zikretmenin dışında bu şeyi elde etme şansımız yok. Allah hepimizi inşallah kendisini unutmayan, daima zikreden, kendisinin murat buyurduğu şekilde kendini zikreden, nefsini tezkiye eden, kalbini tasfiye eden, Allah ve Resulüne takarrub eden, ben arz-ı semaya sığman, mümin kulumun kalbine sığarım diyor. Buradaki hulul manasına kalbe girmek değil. O kalp Allah Azimüşşan'ın muhabbetiyle dolu, başka bir şey almıyor. Allah hepimize o kalbi nasip müyesser eylesin inşallah. Şu günün insanın kurtuluşu da ancak Allah'la beraber olmaktadır. Kün mü Allah? Vela tübali buyuruyor işte. Allah'la olursan geri her şey arkasından gelecek onların inşallah. Allah hepimizi hakkı hak bilip itibar eden, batılı da batılı bilip iştinab eden kullarından eylesin. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a her hususta hakkıyla ittiba etmeyi nasip etsin. Onun sevdiklerini hakkıyla sevmeyi, ona düşman olanlara hakkıyla düşman olmayı nasip müyesser eylesin inşallah. Dostuna dost, düşmanına da düşman olmayı nasip etsin. Bir Müslümanın Yahudi'ye düşman olması Allah'ın emridir. Ve bütün Müslümanlar Yahudi'ye düşman olmak mecburiyetindedir. Efendim antisemitizm diye bir şey çıkardı. Bizim peygamberimize haşa olmadık şeyleri yapıyor, bir cezası yok. Yahudinin aleyhinde konuştuğun zaman Avrupa'nın çeşitli memleketlerinde içeri atarlar yani. Yahudi aleyhinde konuştu diye. Halbuki Allah sizin en büyük düşmanlarınız Yahudi ve müşriklerdir diyor. Kur'an-ı Kerim'in her tertibi Allah tarafından yapılmış olduğu için mükemmeldir, eksiksiz. Demin başta söylediğim mesela neden cinnileri önce sayıyor? Onlar daha evvel yaratıldığı için önce cinnileri sonra şeyleri sayıyor. Hak Teala Hazretleri bu Kur'an-ı Kerim'inde bize felah yollarını her şeyiyle beyan buyurmuştur. Ayet-i kerimelerin başı Fatiha suresidir. Fatiha suresinde de Allah Azimüşşan Yahudi'ye, Nasara'ya benzemememizi emrediyor. Demin söylediğim ayet-i kerimede de sizin en büyük düşmanlarınız Yahudi ve müşriklerdir diyor. Niye Allah önce Yahudi'yi söylüyor da müşrikleri söylemiyor? Yahudi Allah Azimüşşan'ı biliyor. Resulullah'ın geleceğini de biliyor. Şey geldi. Ka'b bin Esed, Kureyze Yahudilerin reisi. Biliyorsunuz Beni Kureyze hıyanet etti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Müslümanlara. Kuşattılar Müslümanlar da. Bir müddet sonra teslim oldular. Ve tabi Hasan bin Sabit diyor ki eğer Allah Beni Kureyze'nin hayrını murad etseydi onlara ya Resulullah biz sana teslim olduk derlerdi. O da onları affederdi dilerse. Halbuki Sa'd İbn-i Muaz onların eski kumandanı olduğu için o bize şey eder, iltimas eder diye zannettiler. Halbuki harbin kızgınlık sırasında Nebi Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Sa'd Abdullah İbn-i Revaha'yı 4-5 kişiyi şeylere gönderdi. Ve af buyurun tükürerek kovdular Hazreti Sa'd. Yani Yahudi milleti böyle bir millettir. Dün tükürdüğü kişiye bugün Sa'd'ın hakemliğine razı olduk dediler. Nebi Aleyhisselatü Vesselam da bir yaralanmıştı Hazreti Sa'd, biliyorsunuz at gönderdi. Onunla geldi huzur Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam kumu ila seyyidüküm buyuruyor. Efendiniz için ayağa kalkın. İçinde Hazreti Ebu Bekir de var ya. Herkes ayağa kalktı Hazreti Sa'd gelince. Ve ya Sa'd hükmünü söyle dedi Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Dedi ki ya Resulullah şeye göre, Tevrat'a göre bir kavim başka bir kavimle şey imzalarsa, muahede yaparsa, ona muhalefet ederse erkekleri öldürülür, karı ve çocukları esir edilir, malları, mülkleri de itinam edilir. Müslümanlar arasında şeydir. Dedi ki Cenab-ı Hakk'ın 7 katı semavat üzerinde verdiği hükme uygun hüküm verdin. Sabah vakti Cebrail Aleyhisselam gelip bunun böyle olacağını bana haber vermişti. Çukur kazdılar. Hazreti Ali ile Hazreti Zübeyir yemin etmişti ki bunlardan intikamımızı almadıkça ağzımıza bir lokma koymayacağız diye. Yüksek yerde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Şeyh'in Hazreti Ebu Bekir Hazreti Ömer sağında solunda oturuyor. Çukurun arka tarafında da Hazreti Ebu Bekir Hazreti Ali ve Hazreti Zübeyir ellerinde kılıç. Ka'b bin Eşref'i getirdiler. Şey dedi ki Ka'b bin Esed, Eşref de öbür Yahudi reis. Sen dedi benim Allah'ın Resulü olduğunu bilmiyorum. Vallahi bilirim dedi. Ne şekilde bilirsin? Evlatlarımızı bildiğimiz gibi bilirdik biz sen dedi. Peki iman etsene. Ölüm korkusuyla iman et ederlerdi. Onun için iman ediyorum.
Hatta Abdullah bin Selam radıyallahu anh diyor ki, vallahi ya Resulallah biz çocuklarımızdan daha iyi bilirdik seni. Niye? Belki hanım ihanet etmiştir, çocuğu başkasından kazanmıştır. Ama sende şüphe yok diyor. Benim babam, beni İsrail'in en büyük alimiydi. Tevrat okuturken bazı yerleri kapatmıştır. Öldükten sonra açtım baktım. Sizin teşrifinize ait şeylerin hepsini kapatmıştı babam diyor. Yani şimdi bunlar aynı. Şeytanın örneğini anlattım. Şeyde de Hazreti Musa Cenab-ı Hakk'a Tur-i Sina'da mülaki olmaya giderken şeytan rastlıyor. Senin Rabbin bana haşa zulmetti. Tövbe estağfurullah. Rabbim zulmetmez. Hayır niye böyle söyledin? Beni devamlı dergahından kovdu. Cenab-ı Hak soruyor. Ya Musa o hain ne dedi? Ya Rabbi sana malumdur böyle böyle. Git ona söyle. Adem'in kabrine secde etsin affedeyim. Gidip söyleyince ben onun dirisine secde etmedim ki ölüsüne edeyim diyor. Ha işte aynı bak bunlar şeytan ahvadı netice itibariyle. Bu hakikatleri böyle bildikleri halde. O Beni Kurayza'dan bir rivayette 300 küsür bir rivayette de 700 kişi. Beni Kurayza'dan hepsi teker teker boyunları vuruldu. İki kişi onların içerisinden kelime-i şehadet getirdi. Geç buraya dediler aslında. Ya nereye geçiyorsun ya? O düştüğün yer sadece kafanın vücudundan ayrılıp düştüğü çukur değil, cehennem çukuruna düşüyorsun oraya düştüğünde. Geç dediği zaman da sahabe oluyorsun. Allah şefaatine nail eylesin inşallah cümlesini. Onun için Yahudi bizim baş düşmanımızdır. Onu düşman bilmek bizim vecibelerimizdendir Müslümanların. Ama şu şeylerin yaptığı, IŞİD, MIŞİD onların yaptığını da biz yapamayız. Böyle bir Yahudi de olsa hiç kimsenin oturup bıçakla boğazını kesmeye, bize teslim olmuş adamları öldürme hakkına sahip değiliz. Biliyorsunuz her zaman söylüyorum, yani cihat esnasında, harpte karşıdaki düşman elindeki kılıcı atıp elini kaldırsa yapacağınız bir şey yok. Yani esirinizdir, köle olarak kullanabilirsin, şeyini öderse ondan sonra serbest bırakabilirsin, fidyesini öderse. Allah konuşup dinlediklerimizi mucibince amel etmek nasip eylesin inşallah. Hakkı hak bilip batıl da batıl bilmeyi nasip etsin. Doğru dürüst düşünmenin yolunu da söyledim. O ayet-i kerimeyi dediğim de son vermiş olayım. Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Elezine yezkürün Allah'a kıyamet ve kuden ve ala cunubihim ve yetefekkörne fî halkı semâvâti velâ. Onlar ayakta otururken, yanları üzerine yatarken Allah'ı zikrederler. Şimdi bir kimse de ayakta otururken, yanları üzerine yatarken Allah'a zikir tam halde teşekkül ederse وَيَتَفَكَّرْنَا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَلَا onlar arzda ve semavatta Allah'ın yarattıklarını düşünürler diyor. Yani o düşünce sahih bir düşünce oluyor. O tefekkür sahih bir tefekkür oluyor. Ondan evvelkilerin hepsi karışık, bulaşık işte. Ondan bir şey duyuyor, bundan bir şey duyuyor. Hiçbiri de şeye götürmüyor sonuca. Onun için bu zikirle Allah o seviyeye cümlemize gelmeyi nasip etsin. Ondan sonra da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği şey edecek. اِتَّقُوا فَرَاسَتِ الْمُؤْمِنِينَ müminin ferasetinden Allah'a sığının. Niye? Allah nuruyla bakar diyor. Allah kendi nuruyla hadisata bakmayı nasip meyze eylesin. Bugün karışık fitne günleri, fitnenin kabardığında oturan ayakta durandan, yatan da oturandan hayırlıdır diyor. Onun için bu fitnelere de bulaşmamak lazım. 13 tane büyük İslami geçinen terör örgütü var. Hepsinin arkasında Mossad, CIA ve devletler var. Hepsi onlar tarafından kurulmuş. Allah ilk emir olarak ikra oku diyor. Boko haram, okumak haram diyor. Boko biliyorsunuz book'tan geliyor, kitaptan yani. Okumak haram diyor onlar. 2000 kişi kestiler geçen gün yani. Netice bunda İslam namına yaptığını söylüyor. Allah muhafaza buyursun. Onun için şeylerin oyununa gelmemek lazım. Adam tutmuş Mehdi beklemek tembellik yapar diyor. Ya peki Müslüman Hazreti Mehdi'yi de beklemezse ne yapacak o zaman? İşte bunların birinin içine gireceksin o zaman yani. Allah cihad et, oturma diyor. Halbuki bir müminin şuurlu olarak bir şeyi bilerek, Allah'tan isteyerek beklemesi de aynen o işin içinde bulunması gibidir. Tubba Meliki Medine-i Münevvere'ye geldi. Oradaki alimler dediler ki ey Melik, bak burası iki kara taşlık arası hurmalık bir mahaldir. Nebi Ahirizzaman buraya gelecek. Senin memleketinde de sana yetecek alimler var. Biz burada 400 kişiyiz. Sen bize birer tane ev yaptır. Biz burada kalalım. Nebi Ahirizzaman'ı bekleyelim. Peki dedi Melik. Ondan sonra onlara birer ev yaptırdı. Ortasına da bu da Nebi Ahirizzaman orada otursun dedi. Hazreti Halid bin Zeyd Ebavi ve Ensar Hazretleri'nin evi o. Ve gitti. Bir de mektup bıraktı. Duvarın içerisine koymuşlar. Nebi Aleyhisselatü Vesselam teşrif edince
Biliyorsunuz herkes sahip çıkmak istedi. Yani bize gel, bize gel. O da bu memurdur diyor deve için. Bırakın yakasını, o gideceği yeri bilir. Halbuki şeyi Cebrail Aleyhisselam çekiyor. Ne hikmetini söylemiyor yani ona. Yani devenin yularını Hazreti Cebrail çekiyor. Yani. Geldi Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri'nin evinde oturdu. İçeriye teşrif buyurdu. Bir müddet istirahatten sonra Hazreti Halid bin Zeyd radıyallahu anh geldi, dedi ki ya Resulallah, biz atalarımızdan kala bir mektup var. Zat-ı halinize verilmek üzere. İzin verirseniz getireyim. Getir dedi Aleyhisselam. Getirdi. Tuba Melik'in mektubu. Diyor ki ya Nebi Ahirizzaman, ondan sonra ben eğer senin zamanına yetişirsem sana tabi olur, iman eder. Ayaklarını yıkar, hizmetinde bulunurum diyor. Eğer senin zamanına yetişemezsem sana iman ettiğimi Allah huzurunda şehadet et diyor. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam 3 defa sana selam olsun ey salih kardeş. Sana selam olsun ey salih kardeş diye zamanlar ötesine seslendi şey. Tuba Melik'ine. Ve buyurdu ki inşallah Cenab-ı Hak bu ümmetin içinde bu kişiyi ayrı bir ümmet olarak bahsedecektir dedi. Demek ki bir kimse Hazreti Mehdi'de Allah rızası için onun ordusunda bulunup, ki her mümin Resulullah'ın emri aleyhissalatü vesselam, bir kimse hayatı boyunca Allah bana bir fırsat verse de ilahi kelimetullah için bir kafirin boynunu vursam demezse, bir kere de içinden geçmezse, içinde münafıklıktan bir şube olduğu halde ölür diyor. Münafıklık şubesiyle münafıklığın ne olduğunu da defaatle anlatmıştım. Şube başka, şey başka biliyorsun. Onun için inşallah hepimiz o zatın gelişini canı yürekten dualarla talep ederek bekleyelim. Hazreti Sami Kaddesallahu Aleyhi son nefesine kadar o zatı beklemiş ve dua etmiştir ya Rabbi. Onun ordusunda bulun diye. İnşallah onun duası bizlerin, sizlerin indinde şey olmuş olur. Namına kabul olmuş olur. İnşallah o zatın ordusunda bulunmuş olur. Allah İslam için cihad etmeyi ama böyle hakiki cihad etmeyi nasip etsin. Hepimize son nefeste imanla göçmeyi nasip etsin. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina ve nebina. Davahum fiha subhaneke Allahümme ve tahiyyetum fiha selam. Ve ahir davahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Seyyidina ve nebina Muhammed ve aleyhi ve seyyidina Muhammed. Cuma sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammed. Allahümme barik ala seyyidina Muhammed. Elhamdülillahi rabbil alemin. Hayırlı olsun.